e, ee, iblis, şeytan kavramları çok merak edilen kavramlar. İblis kimdir Kur'an-ı Kerim'e göre? Ee, şeytan ne demektir? E, ee, i̇nsanları saptırması için mi yaratılmıştır şeytan? Bu sorular çok merak edilen. Aslında hiçbir varlığı e, kendi türüne ya da başka türden bir varlığı saptırması için yaratmaz. Yani çünkü Allah kullarının sapmasını istemez ki onları saptıracak bir varlık yaratsın. Birçok insan böyle zannediyor. Yani Allah e, iblisi özel görevlendirdi zannediyor. Ne için? İnsanları İnsanın Ya haş Allah'ın böyle bir derdi yok ki. Allah eğer ki insanların sapmasını istese zaten yazık herkese herkesi sapkın yaratırdı. Allah herkesin iman etmesi istese yazık ki herkesi iman ederdi de yaratabilirdi. Ama Allah insanların kendi akıllarıyla, özgür radeleriyle hareket ederek iyi ve kötü arasında ayrım yapmalarını istiyor. Bu konuda onların işini kolaylaştırmak üzere de onlara din gönderiyor vahiy gönderiyor, elçiler evet. gönderiyor. Ee, şayet zaten iddia edildiği veya zannedildiği gibi Allah iblisi insanları saptırmak üzere yaratmış olsa e, buradan hareketle ona sendi insanları saptırdın diye hesap soramaz. Sorulmaz, evet. Yani dolayısıyla iblisin iblis olması onun kaderi değildir. Yani Allah'ın onun için takdir ettiği bir şey değildir. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman iblisin Cinlerden olduğunu görüyoruz. Allah insanlar gibi yarattığı bir tür var cinler. Ve iblisin cinlerden olduğunu görüyoruz. Cinler de insanlar gibi özgür irade sahibi. İçlerine iman edenler var, inkara sapanlar var. Hak yolu doğru yolu bulanlar ve o yoldan sapanlar var. Dolayısıyla kendi iradeleriyle buna karar veriyorlar. Tıpkı insanlarda olduğu gibi. Nasıl ki insanlar içerisinde iman edenler var, inkar edenler var... E, dolayısıyla cinler içerisinde de aynı şey geçerli. İblis de bunlardan bir tanesi. Aslında iblis e, kibirleniyor. Evet. Büyükleniyor. Yani Allah Adem'i yaratacağını söylediği zaman işte e, onu çamurdan, topraktan yaratacağını söylüyor. İblis mesela buna itiraz ediyor. Diyor ki yani ben onların üstünüm niye? Materyal üstünlük tavsiye aslında. Sen beni ateşten yarattın onu topraktan diyor. Ben onların üstünüm diyor. Yani şimdi aslında düşünebiliyor musunuz? Yani onun ondan daha üstün olduğu ile ilgili ortaya koyabileceği bir şey var mı? Gerekçe yok. Kibirlendiği için böyle yapıyor. Evet. Ve Allah'ın emrine karşı geliyor. Allah'ın emrine karşı geldiği için kovuluyor. Şimdi bazı insanlar şunu düşünüyor. Diyor ki ya nasıl oluyor da Allah'ın emrine karşı? E bu kadar insan Allah'ın emrine karşı geliyor ilerlesine. Değil mi? Yani buna şaşırmıyorsun da. Hani diyor ki ama iblis Allah katı. İblisin Allah katında olduğuna dair bir şeyimiz yok. Allah gördüğüne dair de bir şeyimiz yok. Yani nasıl ki biz Allah göremiyor ama onu iman ediyor insanların bir kısmı inkar ediyorsa evet. onlar için de aynı şey geçerli. Ve dolayısıyla kendi iradesiyle hareket ettiği için sapıyor ve aslında iblis olarak kalmasının nedeni hatasından pişmanlık e, duymaması Allah'a tövbe ederek af dilememesi. Yani belki hatasından pişmanlık duysaydı, tövbe etseydi, af dileseydi belki Allah onu affedecekti. Evet. Nasıl Adem peygamber Allah'ın yasak kıldığı o şeye yaklaştığı zaman nefsine zulmediyor, hatasını fark ediyor, Allah'a tövbe ediyor ve Allah da onun tövbesini bağışlıyorsa onun için aynısı geçerli olabilirdi yani. Bunu Allah biliyor. Ama yani en azından şunu anlamamız gerekiyor. Ki, Allah hiçbir varlığı gerek kendi türünden gerek başka türden bir varlığı yoldan çıkarması, saptırması için yaratmaz. Evet. Ama bir varlık eğer ki sapmayı tercih ediyorsa Allah onun o tercihine engel olmaz. İblisin kendine de engel olmamıştır Allah. Ondan sonra o da Allah'tan mühlet istemiştir. Demiştir ki ben onları saptıracağım. Yoldan çıkartacağım. Onlara ortak olacağım. Ve işlerinden sadece çok azını gerçek anlamda şu kadar bulacaksın. Allah da demiştir ki peki tamam. hani O son saate kadar sana mühlet verdim. Kim sana uyarsa seninle beraber aşağılamış olarak cehenneme girecekler. Evet. Yani aslında sistem gayet açık. Anlaşılır bu açıdan baktığımızda. Tabi ee, şeytan dediğimiz şey de yani iblis aslında Allah katından o kovulan o, o tek bir varlığı temsil ediyor. Hı hı. İblis ümidini ve umudunu yitirmiş anlamına geliyor. Zaten hani onun tekrardan bir affedilme e, ümidi kalmadığı için bu ismi alıyor. Şeytan ise hayırdan, haktan, rahmetten uzaklaşmış varlıkların genel adı. Yani iblis de şeytanlar ama o şeytanların derinin başı gibi düşünelim hı hı. bunu. Bu yüzden şeytanlar hem insanlar hem cinlerde olurlar. Mesela Kur'an-ı Kerim'de işte Enam suresinin 112. ayetinde böylece biz her nebiye insan ve cin şeytanlarına düşman kıldık diyor mesela. Yani Aslında Kur'an'da bazen insanlardan saptırıcı olanlar için de şeytan, şeytan ifadesi, ifadesi geçiyor. Evet. Şeytan daha çok sıfat gibi yani aslında. Hı hı. Yani o e, saptırıcı özelliği taşımakla ilgili bir şey. İblis ise o işte Adem'in yaratılışı üzerine kibirlenen, büyüklenen, Allah'a karşı çıkan, isyan eden, ve ondan sonra tövbe etmeyen ve tövbe etmeyen, af dilemeyen ve kovulan bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Tabi aslında insanların büyük çoğunda bu kaderci anlayışta olduğu gibi şunu görebiliyoruz mesela. Şeytan uydum diyor adam. Hmm. Yani kendisi aslında kendi özgür iradesiyle nefsine diyelim yenilerek bir takım hatalar yapıyor. Sonra da faturayı şeytana kesiyor. Ya da bazen kadere kesiyor faturayı. Yani işte Allah bunu takdir etti diyor. Yani bir türlü kimse sorumluluk almıyor. Halbuki bizim şunu bilmemiz lazım. Yani e, biz ne kadar da yaptığımız şeyleri şeytana fatura etsek de o yaptığımız şeyleri kendi özgür ademizle yapıyoruz. Şeytan vesvese veriyor olabilir ama hiçbir şeytan kalktı zorla bize bir şey yaptırmıyor. Zaten söylüyor ayetlerde bunu iblis. Benim sizin üzerinizde bir zorlayıcı gücüm yoktu diye bir sultan yoktu. Evet. Ben sizi davet ettim. Siz de o davete uydunuz. İcabet İşinize ettiniz. İşinize geldi. Uydunuz o davete. Şimdi beni kınamayı bırakın. Kendi kendinizi kınayın diyor. Çünkü bugün ne ben kendime bir şey yapabilirim, bir hayır sağlayabilirim, iyilik sağlayabilirim. Ne size bir fayda sağlayabilirim. Hatta iblis ben daha önce diyor sizin beni Allah ortak koşma aracı kılmanıza da reddetmiştim diyor. Yani iblis Rabbinin, yaratıcısının Allah olduğunun farkında. Farkında. Yani en azından Allah'ın onu yaratmış olduğunun ve Allah'a karşı hiçbir şey güç yetiremeyeceğinin de farkında. Onun karşısındaki aziziyetinin farkında yani. Bazı insanların belki de kafasındaki gibi haşa bir Allah'ın alternatif bir güç değil zaten iblis. Evet. Allah ona öyle bir yetki vermemiş. O yüzden kalkıp da kimse üzerinde bir otorite oluşturması, zorla insanları saptırması, zorla insanın bir kötülük yaptırması gibi bir durum söz konusu değil. Biz ne kadar kendimizi kandırıp da şeytan oydum, işte şeytan benim aklımı çeldi, şeytan beni yoldan çıkardı falan desek de aslında aklı çelinden de biziz, yoldan çıkan da biziz. Bunu tercih eden de biziz. Bizimiz. Bunu bilerek hareket etmemiz gerekiyor. İnananlarla ilgili bahsedilen ayetler diyor ki yani ne zaman onlar şeytandan bir vesvese onlara gelecek olsa hemen gerçeği hatırlarlar da Allah'a yönelirler yani Allah'a sığınırlar. Tabii ki yani insanın aklına bazen belli vesveseler gelebilir. Kötü bir takım şeyler onu güzel gösterilebilir çünkü süslü kılacağız diyor. Yani hı hı. bu dünyayı bir şekilde. Şeytan insanlara süslü gösteriyor. Onları cimriliği telkin ediyor mesela. Fakirlikle korkutuyor onları falan. İşte i̇nsan da bu tuzakları düşüyor. Dolayısıyla insanın karar vermesi gereken şey şu, yani Allah'ın taraftarı mı olacağız, şeytanın taraftarı mı olacağız? Evet. Eğer şeytanın hizbi taraftarı olup da hareket edecek ve şeytanın adımlarını izleyeceksek, şeytanın karşılaşacağı ile karşılaşırız. Ama Allah'ın safında, Allah'ın tarafında yer alır ve ona göre hareket edersek de Allah'ın rızasını kazanan ve o cennet nimetleriyle mükafatlandırılan kullardan oluruz. Evet. Dolayısıyla hani soruya tekrar dönecek olursak Allah hiçbir varlığı başkasını saptırsın diye özellikle yaratmamıştır. Hiçbir insanı da başka insanın saptırsın diye yaratmamıştır ama görüyoruz ki bazı insanlar bazı insanları saptırıyorlar. Evet. Yoldan çıkartıyorlar, kötülüğü telkin ediyorlar, kendileri gibi olmalarını istiyorlar. Yani kötülüğü yaymaya çalışan insanlar var yeryüzünde mesela. Hani kendine kötü değil sadece adam. Bir de başkasının da kötü olması. Etrafına da kötü. Etrafına şey da, da kötü. Yani e, bu açıdan düşündüğümüzde ee, önemli olan insanın kendi özgür iradesiyle doğru olana ulaşabilmesi. Şeytani vesveselerden uzak bir şekilde iyi ve güzel olan da e, buluşabilmesidir. Yani. Evet. Yani yaptığımız her eylemin sorumluluğunu almak e, bizim üzerimize farz. Yani yaptığımız her şeyin sorumluluğu bize ait. Dolayısıyla e, dünyada olan kötülükleri Allah'a da isnat edemeyiz. Bugün biz kendimiz yaptığımız kötülükleri şeytana da isnat edemeyiz. E, o sebeple de Adımlarımızı doğru atmak Şimdi, gerekiyor. Yani peki. Rabbimiz diyor ki Enam suresi 153. ayetinde "Gerçekten bu benim dost doğru yolumdur. Ona uyun, başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolunu uzaklaştırır. O size bunları öğütledi. Umulur ki takvaya duyarlığa ulaşırsınız." Hemen bakar 208'de de "Şeytan izinden gitmeyin. Kuşkusuz o sizin apaçık düşmanınızdır." diyor Ayet. Evet. Yani dolayısıyla Allah'ın ayetleri boş yere değil. Yani Allah'ın ayetlerine göre bir hayat yaşayan insanın istikamet üzere olması, dost doğru yol üzerinde olması eğilmeden, bükülmeden e, istikamette kalmasıdır esas olan şey. Ama buradan savrulduğu zaman kimin yolunu takip edeceği ve kimin izini süreceği de e, Kur'an tarafından bize hatırlatılıyor.